Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var, yağ yeşili. Onunla başlayacağım. 250 metre uzunluğu olan bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz başlayalım. Evet, şimdi ilmeklerimizi alarak başlayalım. Ben şöyle birinci ilmeğimi aldım bu şekilde. İlmeklerimizi ayarlayalım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayımızı belirlememiz lazım. Yapacağımız örgüye göre 3 ve 3'ün katları artı 2 şeklinde ayarlayacağız. Şöyle hemen sayayım. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmekle başlıyorum. Şu anda şişimde 20 ilmeğim var. Modelimi ben lastiksiz başlayacağım. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben zemin oluşturmak için bir sıra ters örüyorum. Şimdi arka yüzünde bir ters sıra örüyorum. Ön yüzünde modelimizi kuracağız arkadaşlar. Eğer siz lastikte yaptıysanız arka yüzünde yine böyle bir ters sıra yaparsınız. Ön yüzünde birinci sıra olarak başlayalım. Sıra sonuna kadar ters ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizi birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimizin arka boşluğundan bakın. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şişime bir kez doladım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. 2 ilmek ters örelim. 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bakın sağ şişimde bir ilmek doladım ve sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmek ters örelim. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım ve şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Modelin birinci sıra ön yüzünde işlemimiz böyle devam ediyor. 2 ters. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Ve ilmeğimi ördüm düz olarak. 2 ters ilmek. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenarda bir ters ilmeğim var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık.
Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Düz olarak ördüm. Şu üçlü ilmeğim var. 3 ilmek çıkartmıştım. Onu ters olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeğimi bu şekilde alarak ters ördüm. Ve kesmiş oldum yani. Tekrar tek ilmeğe düşürdüm. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Arada 2 düzümüz var. Düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeği bu şekilde ters örerek kestim. 2 düz. Üçlü ilmeğe gelince üçünü bir aldım. Bu şekilde aldım ve üçünü ters olarak kestim. 2 düz ilmek ördüm. Yine üçlü ilmeğe geldim. Üçünü bir ters olarak aldım ve kestim. 2 düz ilmek ördüm. Yine aynı işlem. Üçünü bir alıyorum ve ters olarak ördüm, kestim. 2 düz arada. Üçlü ilmeği bu şekilde aldım. Üçünü ve ters örerek kesmiş oldum. Kenarda bir düzümüz var. Bir de kenar ilmeğinde düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz bakın ters. Ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Şu topladığım ilmek bakın şu topladığım ilmeği örmeden alıyorum ipim arka tarafta. Arada iki tersimiz var. Yine onları ters olarak örüyorum. Şu işlem yaptığım ilmeğe gelince örmeden alıyorum ipim arka tarafta kalacak şekilde. 2 ters. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum ipim arka tarafta. Buna dikkat edelim. 2 ters ilmek. İpim arka tarafta, ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu işlem yaptığım ilmeği. 2 ters ilmek. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters ilmek. İpim arka tarafta, şu işlem yaptığım ilmeği örmeden aldım. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sırayı bu şekilde yaptık. Bakın modelimiz belirginleşti artık. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Her modelde olduğu gibi. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendimden tarafta, şu ön tarafta örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 2 düz ilmek ördüm. İpim kendimden tarafta, şu ilmeğimi yine örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. İpim kendimden tarafta, ilmeğimi örmeden aldım yine. 2 düz ördüm. İpi kendimden tarafta, örmeden aldığım ilmeği bu sırada yine örmeden alıyorum. 2 düz ilmek. Şu şekilde ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Şu örmeden aldığım ilmeği arka sırada yine örmeden alıyoruz. 4. sırayı tamamladık. Ben 4 sıradan oluşuyor demiştim ama modelimiz 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Orada bir kafam karıştı. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5. sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bir sıra düz örüyorum ilmeklerimi.
Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi dördüm. Bakın model tam ortaya çıktı. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters olarak örüyoruz. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak devam edelim. Siz ters ilmeklerinizi bu şekilde almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Benimki el alışkanlığı. Siz nasıl alışıksanız o şekilde yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi dördüm. Modeli 6 sıradan bir kez kurmuş olduk. Bundan sonraki bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Bir kez daha kuralım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin ön yüzü birinci sıradayız. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Yani altta aynı ilmeğe denk gelmesi gerekiyor. İkinci modelde aynı ilmeğin üstüne kuruluyor. İki ters ilmek. Arada iki tersimiz vardı. Ördük. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım, bir doladım, ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ters ilmek örelim. İlmeklerimiz bakın iki tane düz. Onu model kurarken birinci sırada ters olarak örüyorum iki ilmek. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım, bir doladım, ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ters ilmek. İki düzümü ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğin bakın aynı sıraya denk gelmesi gerekiyor. Arkadan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. İki ters ilmek. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Ve ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ters ilmek. Bu ilmeğimin arkasından bir ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Sıradaki ilmeğim ters, bir de kenar ilmeğini ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğim bakın sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şu üçlü ilmeğim var. Üçünü bir alarak ters ördüm ve kesmiş oldum. Yani tekrar tek ilmeğe düşürdüm. Üç ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. İki tane düz ilmeğim var. Yine düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Üç ilmeğimi üçünü bir alarak kestim. 2 düz 3 ilmeği üçünü bir aldım ve kestim ters örerek. 2 düz yine bu üçlü ilmeğe gelince üçünü bir aldım ve kestim bakın. 2 düz ilmek ördüm. Bu üçlü ilmeğimi ters örerek kestim tek ilmek olarak. 2 düz ilmek ördüm. Üçlü ilmeğe gelince üçünü bir düz olarak ördüm ve kestim. Kenarda bir düzüm var. Bir de kenar ilmeğini ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bir
ters olarak ördüm. Şu işlem yaptığım, bakın şu topladığım ilmeklere gelince ilmeğimi örmeden aldığım ipim arka tarafta. Sıradaki iki ilmeğim ters ördüm. İpim arka tarafta. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. Şu topladığım ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 2 ters ilmek. Örmeden aldım bir ilmeğimi. 2 ters ilmek. Şu ilmeğimi örmeden alıyorum sıradaki. 2 ters ilmek. Bu ilmeğimi, şu topladığım ilmeği örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Modelimizin dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bakın şu ön yüzünde örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Ama ipim kendimden tarafta olacak. 2 düz ilmek. Şu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 2 düz ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Ön sırada örmediğim ilmeği tekrar örmeden aldım. 2 düz ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek. Zaten düzlerimiz belli. Düz olarak yine düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Şu topladığım ilmeği arka yüzünde de yine örmeden alıyoruz. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Bakınız model tam kendini gösterdi. Ama kamerada tam rengi çıkmıyor arkadaşlar. Daha güzel bir yeşili var aslında. Evet, 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5. sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modeli bu şekilde 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve gösterişli şöyle güzel bir model. Ben bir de bunu daha önce örmüştüm. Şöyle göstereyim. Bunu da beraber yaptık arkadaşlar. Şöyle. Bunu da şöyle 2 sıra haroşa üzerine başladım ben. Modelimiz böyle arkadaşlar bugünkü. Şöyle göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Esnemeyen, sarkmayan güzel bir model. Kenar ilmeklerimiz. Evet. Bugünkü modelimiz böyleydi arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz daha kalın iplerle. Daha dolgun, daha güzel görünür. Şal yapabilirsiniz. Atkı bere yapımında kullanılabilir. Gayet güzel, şöyle ajuru deliği olmayan
Dokusu şöyle sık dokulu güzel bir model. Hepsinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, bir yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.